olabilir. Ama şu anki düzenleme hepimize malum. Siz duyurdunuz zaten bunlardan milletimizde. Burada hem devletimiz hem milletimiz çok büyük bir başarı elde etti. Bakın dünyanın hayal ederek seyrettiği Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın, Çin'in dünyanın şu anda en büyük devletlerinden biri. Pandemide düştüğü durumu biz kendi gözlerimizle gördük. Televizyonda belgesel gibi izledik. Olağanüstü hal ilan edildi. İnsanlar evlerine hapsedilip üstlerinden kapılar kaynaklandı. Ordu sahaya indi. Askeri araçlarla, kamyonlarla 50'şerli, 100'erli insan cesetleri taşındı. Yani yaşlıların kaldığı bakım evleri terk edildi. Yaşlılar açlıktan öldü. İnsanlar hastanelerde yer bulamadı, sokaklarda can verdi. Spor salonları hastane haline getirildi. Bunları biz canlı izledik değil mi şu geçtiğimiz birkaç ayda? Hepsi real. Peki ülkemizde bunlardan hangisini gördük? Elhamdülillah hiçbirini görmedik. Allah devletimize zeval vermesin. Allah milletimizin de firasetini artırsın. Biz devletçe, milletçe pandemi sürecinde çok ciddi bir imtihan verdik. Buna inanıyorum. Türk milletinin özelliği budur. Dar zamanda, zor zamanda omuz omuza verip her zorluğun üstesinden geliriz. Elhamdülillah bunun da üstesinden geliyoruz. Ancak şimdi aşılarımız olup, müstehaklık oluştukça aşılarımız sırasıyla bütün milletçi olup, bu süreçte antikorlarımız oluşana, pandemi belli bir oranda kırılana kadar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmemiz lazım. Ben dün aşı oldum ama ikinci dozumu olacağım. İnsanlara idol pozisyonda olan kişilerin de aşılamaya... Evet. Bu aşının gelmesi bizi tedbirler noktasında geriye düşürmesin. En büyük endişem budur. Biz devlet olarak, millet olarak çok büyük bir imtihandan geçtik. Bakın demin ismini saydığım ülkelerin resimlerini dünya canlı yayınlarda gördü. Şükürler olsun bizim ülkemizde böyle bir resim görülmedi. Bu insanlarımızın gayreti, sağlık çalışanlarının gayreti, devletimizin bize sağladığı imkanlar sayesindedir. Allah eksikliğini göstermesin. Ama bu kadar mücadelenin en hızlı şekilde iyi neticeye ulaşması aşılamayla beraber tedbir paketinde elden bırakmamamız da mümkün. Bütün vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uymaya devam etmelerini diliyorum. Pandemi kırılana kadar temenni ediyorum bunu. Ve bütün sağlıkçı şu anda sağlıkçılara aşı yapılabildiği için sağlık çalışan arkadaşlarımızla da açılan kapasitelere müracaat edip en kısa sürede aşılarını olup bu kabustan milletçe bir an evvel çıkmayı diliyorum efendim. Yaş sıralamasında kendisine müstahak gelmesini bekliyorum.